Mutlu akşamlar. TRT 1 ana haber başlıyor. Ben Ersoy dedi değerli izleyenler. Dün İstanbul Kadıköy'de, İstanbul'un göbeğinde güpegündüz terör örgütü PKK'yı öven ve PKK'nın meclisteki kanadı olarak bildiğimiz kişiler sokaklardaydı. Tabii ki o işte PKK sempatizanları, terör muhipleri hepsi Kadıköy'de sokaklardaydı. Elbette ki İstanbul polisi bu terör övgüsüne izin vermemeye kararlıydı. Bir işte çember oluşturuldu ve bu yasa dışı gösterinin terör örgütünü övenlerin bu gösterisine izin verilmiyordu. Orada hiç beklenmedik bir şey oldu. Milletvekili adı altında bildiğimiz bir kişi Türk polisine el uzattı. Yanağına dokunmaya çalıştı. Ben yumruk attı ifadesini de kullanmak istemiyorum. Çünkü bu hani tarihin yazabileceği bir şey de kuşkusuz ki değil. Buna bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert bir tepki geldi. Milletvekili olması ya da bir yasama dokunulmazlığının zırhına bürünmüş olması teröristi övme hakkını kimseye vermez dedi. Bu kişi de o işte PKK'nın parlamentodaki temsilcisi diyebileceğimiz o kişi de bunun bedelini yargı önünde ödeyecektir dedi Cumhurbaşkanı. Milletvekilliği dokunulmazlığı hiç kimseye teröristi övme, güvenlik güçlerine hakaret etme hakkı tanımaz. Dünkü alçaklığın faillerine bunun bedelini yargı önünde muhakkak ödeteceğiz. DBP milletvekili Salih Aydeniz'in İstanbul'da polis memuruna yumruk atmasına sert tepki gösterdi, hukuk vurgusu yaptı. Terörün siyasi uzantılarıyla da hukuk ve demokrasi içinde mücadelemizi sürdürüyoruz. Bölücü örgütün uzantılarının İstanbul Kadıköy'de ortalığı birbirine katmaları, polisimize saldırmaları, terörist başını öven sloganlar atmaları provokasyondan öte kalleştiktir, namussuzluktur, kanı bozukluktur. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Kurulu toplantısında konuştu. Terörle mücadelenin kararlılıkla süreceğini söyledi. Kim ne derse desin, hangi çirkefliği yaparsa yapsın, Türkiye terörün her türlüsüyle mücadelesini eninde sonunda zafere ulaştıracaktır. Erdoğan, terör örgütüne yönelik operasyonlara da dikkati çekti. Operasyonların sürdüğünü vurguladı. Vatan topraklarına gözünü dikenleri eze eze ülkemizi güçlendirdik. Cudi'de ezdik, Gabar'da ezdik, Tendürek'te ezdik, Bester Deresi'nde ezdik. İnlerine girdik ve gire gire yolumuza devam ediyoruz. Emperyalistlerin tetikçiliğini yapan bölücü terör örgütüne tarihinin en ağır darbelerini indirdik. Erdoğan, sınır ötesi operasyonlara da değindi, Irak'ta yapılan Pençe Kilit Harekatı'nı hatırlattı. Döktükleri her damla kanın hesabını teröristlerden soruyoruz dedi. Sınırımızın ötesinde ne işimiz var diyenlere de en güzel cevabı evet, sınırımızın ötesinde bizi rahatsız eden kim olursa olsun oralara da girmeye gitmeye varız dedi. Şu an Irak'ta devam eden Pençe Kilit harekatıyla da teröristlerin inlerini başlarına geçiriyoruz. Değerli izleyiciler, Yunanistan bir kez daha provokasyon peşinde. Yunan basınında yer alan haberlere göre Atina bu yaz boyunca Ege'de bir dizi hava tatbikatına hazırlanıyor. Bu hava tatbikatı yapacağı yerlerin başında da Lozan ve Paris anlaşmaları ile silahsızlandırılmış adalar yer alacak. Türkiye karşıtı tutumunu sürdüren Yunanistan, Ege Denizi'ndeki provokasyonlarına bir yenisini eklemeye hazırlanıyor. Ülkenin önde gelen gazetelerinden Tovima, Atina'nın Ege Denizi'nde hava tatbikatları yapacağını duyurdu. Tatbikatların ilk ikisi için seçilen bölgeler, Atina yönetiminin provokasyon arayışında olduğunu gösterir nitelikte. 14 Haziran'da planlanan ilk hava tatbikatı, İstanbul'ya, İleki ve Rodos adaları arasında kalan bölgede yapılacak. Bu üç ada, 1947 Paris Antlaşması ile silahsızlandırılmış statüde bulunan 23 ada arasında yer alıyor. Akabinde 16 Haziran'da yapılacak tatbikatın alanı olarak belirlenen bölge de Bozbaba Adası. Bu adada 1923 Lozan Barış Antlaşması ile silahsızlandırılmış ada statüsünde.
Uzmanlar, Atina'nın silahsızlandırılmış statüdeki bu adaların bulunduğu bölgelerde askeri hava tatbikat planıyla bir kez daha Ankara ile tansiyonu yükseltme peşinde olduğunu belirtiyor. Atina'nın provokatif adımları bununla da sınırlı değil. Yunan basınına Türkiye sınırında Meriç Nehri kenarına hendek kazıldığı haberleri yansıdı. Haberde hendeklerin Türkiye'den olası tank geçişini engellemek için kazıldığı ifade edildi. Çalışmalar kapsamında 32 metre genişlikte, 7 metre derinlikte 135 kilometrelik hendek kazılmasının hedeflendiği öne sürüldü. 2010 yılına dayandığı ileri sürülen hendek planının kısa sürede tamamlanmasının amaçlandığı da iddialar arasında. Tabii mesele sadece Yunanistan'ın provokasyonlarıyla sınırlı değil. Aynı zamanda başımızda biliyorsunuz NATO'ya üyelik için müracaat eden İsveç ve Finlandiya'nın talepleri var. Buna Türkiye'nin özellikle terörle mücadele noktasındaki haklı tezlerini görmezden gelen Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliğine evet dememesi de o cephede çok ciddi bir gerilimi beraberinde getirmiş durumda. Bu mesele ay sonunda Madrid'de düzenlenecek olan NATO zirvesinde de ele alınacak. Orada Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye'nin hassasiyetlerini bir kez daha dünyanın NATO ve NATO üyesi ülkelerin de Avrupa Birliği üyesi ülkelerin de duyabileceği netlikte anlatılacak. Bunun öncesinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı son derece önemli bir dizi konferansa başlıyor. Hem Brüksel'de hem Madrid'de Türkiye'nin neden bu haliyle İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmasına hayır dediğini İletişim Başkanlığı hem Madrid'de hem Brüksel'de anlatacak. NATO bir güvenlik kuruluşudur. NATO terör örgütlerine destek kuruluşu değildir. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebine karşı Ankara'nın kırmızı çizgisi net. İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin haklı tezlerini anlatmak için hem yurt içi hem de yurt dışında yoğun bir diplomasi faaliyeti yürütüyor. Hem PKK, YPG terör örgütüne her türlü desteği verip hem de bizden NATO üyeliği için destek istemek en hafif tabiriyle tutarsızlıktır. İletişim Başkanlığı, Madrid'deki NATO zirvesi öncesinde konuya dikkat çekmek için iki panel düzenleyecek. İlk panel 17 Haziran'da Brüksel'de gerçekleştirilecek. Katılımcılar, Ukrayna'daki savaş sonrasında NATO'nun geleceğini masaya yatıracak. Siber güvenlik. İkinci panelin adresi NATO zirvesinin yapılacağı Madrid olacak. Panel 28 Haziran'da düzenlenecek. Her iki panelde de Türkiye'nin tezleri vurgulanarak uluslararası kamuoyu bilgilendirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da NATO zirvesinde Türkiye'nin terör ve terör örgütlerine destek veren ülkelere yönelik tutumundan taviz vermeyeceğini vurgulaması bekleniyor. İsveç terör örgütlerinin zaten kuluçka merkezi. Bir güvenlik örgütü olan NATO'ya girmelerine biz evet demeyiz. İletişim Başkanlığı 7 Haziran'da da 21. yüzyılda NATO sınamalar, ortaklıklar ve genişleme paneli düzenledi. Terörle mücadele konusunda net bir pozisyon almamış ülkelerin ittifaka kabulü NATO'nun geleceği için de bir tehdittir. İletişim Başkanı Altun geçtiğimiz günlerde de İsveç ve Finlandiya'nın en önemli gazetelerine röportaj verdi. İsveç ve Finlandiya'nın terör konusunda somut ve kalıcı bir politika değişikliği yapması gerektiğinin altını çizdi. Türkiye'nin bu haklı endişeleri giderilmediği müddetçe iki ülkenin NATO'ya katılımının mümkün olmayacağını ifade etti. Ve enflasyon. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün enflasyonla mücadele noktasında net bir tarih verdi. 2023 Şubat-Mart aylarında Türkiye enflasyon kamburundan kurtulacak dedi. İşte Cumhurbaşkanı'nın o açıklaması. İnsanlarımızın döviz ve altın tasarrufu alışkanlıklarını Türk lirasına yönlendirmek için çeşitli alternatifleri devreye alıyoruz. Rasyonel gerekçelerle izah edilemeyecek fiyat artışlarına karşı hukuki ve idari tedbirler geliştiriyoruz. Ücretlilerin gelirlerindeki azalışı telafi edecek çalışmalar yapıyoruz. Bu çerçevede Temmuz ayında enflasyon farklarıyla Ocak ayında ücretlerdeki yeni düzenlemelerle milletimizin her kesimini daha da rahatlatacağız. Enflasyonun geçtiğimiz Aralık ve Ocak gerçekleşmeleriyle sırtımıza bindirdiği kamburdan kurtulacağımız 2023 Şubat-Mart aylarından itibaren artık bu sorunları da önemli ölçüde geride bırakmış olacağız. Türkiye'nin siyasi ve ekonomik olarak tökezlemesini bekleyenlerin heveslerini inşallah
bu defa da kursaklarında bırakacağız. Geçen hafta Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın gelire endeksli senet ile ilgili olarak bir çalışma başlattığını sizlerle paylaşmıştık. Talep toplamanın 15 Haziran'da başlayacağını duyurmuştuk. Şimdi gelire endeksli senet yani GES modelinin detayları belli oldu. Ne kadar yatırımcısına ne kadar para kazandıracak, ödemeler nasıl alınacak, hangi vadelerle geri ödeme yapılacak. Bütün bunları gelin biraz daha yakından bakalım. Gelire endeksli devlet iç borçlanma senetleri uzun bir aradan sonra tekrar yatırımcılara sunuluyor. Kısa adıyla GES'ler dönemsel bazda %5,32 oranında getiri sağlayacak. Senedin yıllık bileşik getiri oranı ise %23,04. İlk talep toplama işlemi içinse gözler 15 Haziran'a çevrildi. Temel prensibi herhangi bir şekilde bir gelirin, bir akarın bulunduğu bir varlığa, bir mekanizmaya bu işin bağlanması ve gelirin oradan elde edilmesi. Bu enstrümanların cazibesini arttırabilmek bakımından bir asgari getiri miktarının verildiği veya garanti edildiği gösteriliyor. GES'lerin getirileri kamu iktisadi teşebbüslerinin gelirine endeksli olacak. Devlet Hava Meydanları İşletmeleri ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden bütçeye aktarılan hasılat payları üzerinden gerçekleşecek. Bu her iki kit belirli bir akarı olan hasılat garantisi sağlayan kitler. Bu çerçevede hasılat potansiyeli bakımından birçok kitten veya birçok kurumdan daha avantajlı durumdalar. Senetlerin getiri ödemeleri hesaplanırken bütçeye aktarılan 3 aylık hasılat payları toplamı esas alınacak. Temel mesele enflasyon karşısında lira değerinden bazlı bir finansal enstrümanın değerinin, getirisinin yukarıya doğru çekilmesinden ibarettir. İşte yeniden değerleme, endeksleme, 3 ayda bir yeniden bu konunun projekte edilmesinin de temel mantığı bu olsa gerektir. Geliri endeksli senetlerden elde edilen kazançlardan stopaj vergisi alınmayacak. Değerli izleyenler, borçlar kanunu değişiklik yapıldı ve kira artışı %25 ile sınırlandırıldı. Yani 1 Temmuz sonrası yapılacak olan kontratlarda ev sahibiyle kiracı enflasyon her ne olursa olsun ya da başkaca hangi anlaşma yapılmış olursa olsun fark etmeksizin %25 artış yapabilecek en fazla. Bu tabii geçici bir durum. Yani önümüzdeki sene belki işte şartlar değiştikten sonra başka bir düzenleme daha yapılır ama bugünkü tabloda artış %25. Şimdi bu %25 rakamı ne kadar gerçekçi olsa bile bazı tamahkar ev sahiplerini endişelendirmiş durumda. İşte ne yapacağız biz? Yoksa %25'den daha fazla artış yapabilme imkanımız varken, daha fazla para kazanabilme şansımız varken daha azına mı razı olacağız deyip endişelenmişler, tırnak içinde ifade etmek gerekirse, ve kiracılarını evden atıp daha yüksek fiyatla, daha yüksek kirayla yeni kiracılar alma derdine düşmüşler, telaşına düşmüşler. Tabii uzmanlar uyarıyor. Sizi evden çıkarabilmelerinin bazı gerekçeleri var. Yani haklı tahliye nedenleri. O haklı tahliye nedenleri dışında hiçbir şart altında ev sahibi sizi şu ya da bu nedenle evden atamaz. Çıkmayın evden. Ev sahipleri kiralara 1 Temmuz 2023'e kadar %25'ten fazla zam yapamayacak. Sadece yeni kiracı için farklı kira bedeli uygulanabilecek. Bu durumu fırsat bilen bazı ev sahipleri eski kiracılarından çeşitli bahanelerle evi tahliye etmelerini istiyor. Çıkartmanın gerçek ve samimi olması gerekiyor. Yani hakikaten çocuğunun, annesinin veya babasının gelecek olması gerekiyor oraya. Diyelim ki gelmedi. O zaman çıkarttığı kiracısını tekrar davet etmesi gerekiyor. Başkasına 3 yıl boyunca başkasına kiraya veremiyor. Kiracıların tahliyeleri yalnızca haklı bir sebebe dayandığında olabiliyor. Ev sahiplerinin evde kendilerinin ya da yakınlarının oturacağını kanıtlaması gerekiyor. Aksi halde kiracılar ev sahiplerine dava açabiliyor. Başka birinin oturduğunu fark ederse hemen tespit yaptıracak, noterden tespit yaptırabilir, ardından da tazminat davasını açacak. Eğer başkasına kiraya verirse, diyor ki kanunumuz, son bir yıllık kira bedelinin toplamından az olmayacak şekilde tazminata mahkum edilir diyor.
Kiracı içindeyken evin satılması halinde ise kiracıya tahliye için 6 ay süre verilmesi şart. Ankara sele teslim olduğu işte 2 gündür aşağı yukarı orada çok ciddi bir hem arama kurtarma çalışmaları devam etti hem de selden zarar gören noktalarda hem işte tahliyeler yaşandı hem oradaki zarar ve hasar tespiti yapıldı. En son sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Bugün gün boyunca Ramazan Gök'ü arama çalışmaları vardı. O devam etmişti işte akşam saatlerinde. Hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e yükseldiği bilgisini paylaştı AFAD kamuoyuyla. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sel bölgesindeydi bugün ve selin vurduğu yerlerde incelemelerde bulundu. Karadan, sudan, havadan. Ankara'nın Altındağ ilçesinde selde kaybolan 66 yaşındaki Ramazan Gök'ü arama çalışmaları gün boyu sürdü. Ekipler Tatlar Deresi'nin bulunduğu bölgeyi adım adım taradı. Arama kurtarma çalışmalarının en fazla yoğunlaştığı noktalardan biri işte burası. Üçüncü bölge olarak adlandırılan Tatlar Deresi'nden Çubuk Barajı'na uzanan işte bu gölet. 66 yaşındaki Ramazan Gök'ten bir ize rastlamak için hem jandarma arama kurtarma ekipleri hem polis dalgıçlar hem de AFAD ekipleri gün boyunca çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Çalışmalar dere yatağı boyunca 15 kilometre karelik bölgede ve Çubuk Barajı rekreasyon alanında yürütüldü. Aramalarda bir kişinin cansız bedeni bulundu. Buraya yine de tedbirli olalım da. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da o bölgede inceleme yaptı. Yetkililerden bilgi aldı. Bakan Kurum selden zarar gören Haymana ilçesinde de incelemelerde bulundu. Hasar tespitinin ardından gerekli desteklerin sağlanacağını söyledi. Tespitleri yapıyorlar. Kaymakamlığımız, valimiz koordinasyonunda. İnşallah orada el birliği içerisinde zararlarımızı hep beraber telafi edeceğiz. AFAD Başkanı Yunus Sezer ise yağış uyarısında bulundu. Yoğun yağışlar az önce de belirttiğim gibi ülke genelinde devam edecek. Meteorolojik uyarıları vatandaşlarımızın takip etmesi ve risk oluşturacak alanlardan özellikle dere yataklarından uzak durmaları önemli rica ediyoruz, istirham ediyoruz. Ankara'da 4 can kaybı var demiştik. Hayatını kaybedenlerin ikisi Akyurt ilçesinden. Akyurt ilçesine gideceğiz şimdi. Orada işte yollar göle döndü. Bu ifade çok klişe gibi görünecek ama şimdi görüntüleri sizlere izlettiğimde hakikaten bir cadde, bir sokak nasıl göle döner? Bir araba nasıl arabalıktan çıkar sandal gibi suyun içinde sallanır? Onu göreceksiniz. Gelin Akyurt'a biraz yakından bakalım. Yollar göle döndü, araçlar su içinde kaldı. Bismillahirrahmanirrahim. Ev ve iş yerlerini su bastı. Ankara'nın Akyurt ilçesi sel felaketi yaşadı. Akyurt'ta pazar günü akşam saatlerinde aniden başlayan sağanak sele yol açtı. Taşkında bir fabrikada büyük hasar oluştu. Akyurt'taki yoğun sağanak derelerin taşmasına neden olduğu derelerden taşan su civardaki fabrikaların yerleşkelerine doldu. Gece 3 sularında haber verildi. Yaklaşık 20 dakika sonra da sular gelmeye başladı. Havalanı istikametinden işte fabrikamıza doğru her şey bir 2 saatte gerçekleşti. Her yeri bir su bastı. Hemen çizmelerimi göstermek istiyorum. Şu anda tahliyeye rağmen su yüksekliği bu boyutta içeride ilerlemesi çok zor. Yüzen keresteleri görüyoruz yerlerde. Etrafta olan aslında kullanıma ve satışa hazır olan mobilya malzemeleri şu anda kullanılamaz halde. Burası birçok yere mobilya satışı yapan bir fabrika ancak dün geç saatlerde başlayan yağışla birlikte özellikle gece 3 sularında başlayan yağışla birlikte maalesef burası da sular altında kalmış. Selde 2 kişi hayatını kaybetti. 21 yaşındaki Muhammed Şahin iş yerinde elektrik akımına kapılarak, 67 yaşındaki Mustafa Demirel ise selden kaçarken düşerek yaşamını yitirdi. Sağanak, Akyurt ilçesindeki bir aileyi otomobilleri içerisinde yakaladı. Selin ortasında mahsur kalan ailenin korku dolu anları cep telefonu kamerası tarafından an be an kaydedildi. Sağanak nedeniyle yolda kalan bir araç polislerin yardımıyla çekildi. Mahsur kalan bir aile de itfaiyenin yardımıyla kurtarıldı. Selin etkisi ise gün ağarınca ortaya çıktı.
Gün boyu sel altında kalan cadde ve sokaklarda temizlik ve tahliye çalışması yapıldı. Çamur birikintileri iş makineleriyle temizlendi. Zeminin altında kalan yerlerdeki su vidanjörlerle çekildi. Ankara'dan Yozgat'a gideceğiz şimdi. Yozgat'ta bakın çok değil, yarım saat dolu yağdı. Şimdi dolu yağınca tabii aşağı yukarı ortaya çıkabilecek manzarayı biliyoruz. İşte yani arabaların tepesinde öyle delikler oluşabiliyor. İşte yollarda ince beyaz bir örtü oluşabiliyor. Fakat şimdi sizlere izleteceğim görüntü öyle değil. Sadece yarım saatte Yozgat'ın bir köyüne götüreceğim şimdi sizi. Adeta hani böyle lapa lapa kar yağar ve kardan böyle yığınlar oluşur ya, aynı öyle doludan yığınlar oluşmuş durumdaydı. Gelin şu köye hep beraber gidip bakalım. Elmanın dibine bakın ala kurtuya. Önce sağanak, ardından dolu yağdı. Yozgat'ın Muş Ali Kalesi köyü eşine az rastlanır bir felaketi yaşadı. Her yer beyaza büründü. Ortaya çıkan manzara hayli şaşırtıcıydı. Evlerin önünde ve yollarda kar yığınlarını andıran görüntüler oluştu. Doludan evlerin önü kapandı. Ekipler ilk andan itibaren sahadaydı. Çalışmalar gece boyunca devam etti. Belediye ekipleri doludan etkilenen yollarda temizlik ve küreme çalışmaları yaptı. Doluya gömülen araçlar kurtarıldı. Dolu tarım alanlarına da hasar verdi. Yani yoldan girenler buraya dolmuş. Evet. Akdağ Madeni, Aydıncık, Yerköy ve Boğazıyan ilçeleri ise sağanağa teslim oldu. Sağanak sele dönüştü, çok sayıda evi ve ahırı su bastı. Şey var mı, hayvan var mı? Yok, hayvan yok. AFAD ve jandarma ekipleri yağıştan etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışması başlattı. Ekstrem hava olayları sadece yurdumuzda görülmüyor, dünyada da şu anda garip bir takım meteorolojik değişimlere tanıklık ediyoruz. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde aşırı sıcaklar orman yangınlarını nasıl tetikledi onu göstereceğim size. Irak'ta bir kum fırtınası var. Zaten aslında şu anda işte Irak, Suriye, işte o bizim güneydoğuya doğru baktığımız zaman gördüğümüz o coğrafyanın neredeyse gerçeği olmuş durumda. Çin'e gideceğiz. Çin'de şiddetli yağışlar var. 7 eyaleti nasıl teslim aldı onu göreceğiz şimdi. Sokaklar nehre döndü, botlarla kurtarma operasyonu yapıldı. Çin'de mevsimsel yağışlar ülke genelinde sel ve baskınlara neden oldu. 7 eyalette acil müdahale ekipleri göreve çağrıldı. Ülkenin güneyi yağışlardan en çok etkilenen bölge oldu. Guangxi eyaletinde çok sayıda kişi evlerinde mahsur kaldı. Başkent Pekin'de ise yoğun yağış ve dolu kentin birçok kesimini etkisi altına aldı. Yağışın etkisini sürdürmesi bekleniyor. Hindistan'da ise sıcak hava hakim. Mart ayından bu yana 40 derecenin üzerinde seyreden sıcaklık hayatı olumsuz etkiledi. Hayvanat bahçesi sakinlerine de sıcaktan korunmaları için fıskiye ve hortumlarla su tutuldu. Irak'ta kum fırtınası görüldü. Başkent Bağdat'ta nefes almakta güçlük çekenler hastanelere başvurdu. Fırtına Bağdat Havalimanı'nda uçuşların bir süre durmasına neden oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar orman yangınını tetikledi. Kaliforniya eyaletinde iki farklı bölgede yangın çıktı. Bölgedeki evler tahliye edildi. 775 dönümlük bir alana yayılan yangınlarla mücadele sürüyor. Güney yarımkürede ise kar fırtınası dağcılara zor anlar yaşattı. Avustralya'nın Tazmanya dağlarında tipi nedeniyle 8 dağcı mahsur kaldı. Kurtarılan dağcılardan 3'ünün hipotermi nedeniyle tedavi gördüğü açıklandı. İtalya 4'ü Türk 7 kişinin hayatını kaybettiği o helikopter kazasını konuşuyor. Hazırlanan rapor aslında hani helikopter kazasının hem oluşuna hem sonrasına dair çok ciddi ipuçları veriyor bize. Kusurlu felaket ve adam öldürme iddiasıyla tahkikat başlatılmış durumda İtalya'da. İtalya'nın Lucca kentinden Treviso'ya gidiyordu. 9 Haziran'da havalandıktan bir süre sonra radardan kayboldu. 4'ü Türk 7 kişiyi taşıyan helikopterin enkazı 2 gün sonra 1922 metre yükseklikteki Cusna Tepesi'nde bulundu. Kazadan kurtulan olmadı. Eczacıbaşı Holding çalışanı 4 Türk'ün yanı sıra bir İtalyan pilot ve 2 Lübnanlı yaşamını yitirdi. İtalya, 7 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturma başlattı.
Soruşturmayı Reggio Emilia Cumhuriyet Savcılığı yürütüyor. Bu kapsamda kusurlu felaket ve adam öldürme suçları araştırılacak. Helikopterin düştüğü bölgeye ekip gönderildi. Kazanın olduğu gün havanın çok kötü olmasına rağmen helikopterin havalanması soruşturma kapsamında incelenecek. İddialar arasında helikopterde kara kutunun olmadığı, sinyal cihazının çalışmadığı da var. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri Modena bölgesine götürüldü. Cenazelerin Türkiye'ye nakil tarihi henüz netlik kazanmadı. İzmir Bayraklı'ya gideceğiz. Orada bir kişi komşularını katletti aynı aileden. 3 kişinin hayatını kaybettiği o katliamın gerekçesi ise çok enteresandı. O katliamı gerçekleştiren kişi işte sokak köpeklerinin beslenmesi nedeniyle işte torununun sokak köpeklerinden korktuğunu, bu nedenle böyle bir cinayet işlediğini ifade etti. Bu savunma tabii tüyleri diken diken etti. Şey vurdular ya. Köpek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışma sonrası komşularına mermiyi atırdı. Aynı aileden 3 kişiyi katletti. Ben sadece seslere gittim ve onların öldüğünü gördüm. Ben şuradan çıktığımda sürekli ateş ediliyordu. İzmir Bayraklı'da hafta sonu komşularının silahından çıkan mermilerle hayatını kaybeden iki çocuk annesi Funda Güçlü ile anne ve babası gözyaşları arasında toprağa verildi. Yakalanan katil zanlısı ilk ifadesinde komşularının beslediği sokak köpeklerinin torununu korkuttuğunu öne sürdü. Saldırıda ailesinden 3 ferdi kaybeden Rıdvan Güçlü bu savunmaya tepki gösterdi. Sokak köpeklerini besliyoruz, ekmek veriyoruz. Kaynanam, kayınpederim, yani eşim hayvansever insanlar. Aşkı kesinlikle problemi. Biz o vuran kişiyle hiçbir problemimiz yok. Neler yani şey? Aynı köylüler. İşte. Ya bir sokak köpeğine ekmek su veriyorsun diye 3 tane can edilir mi? Katil zanlısı ani şeker yükselmesi sebebiyle olay anını hatırlamadığını söyledi. Yani şekeri yükselen bir insan 28 tane mermi kovana toplamışlar. Çocuklar olsa da o 28 tane mermi sıkıldığını herkese gelirdi. Acılı eş Rıdvan Güçlü katil zanlısına en ağır cezanın verilmesini istedi. Denizli'de 5 gündür kayıp 2 genci arama çalışmaları devam ediyor. Bu arama çalışmaları sırasında 9 kişi gözaltına alındı. Aramalar onların kayboldukları yere yakın bir su kuyusunda yoğunlaştı. Birlikte yola çıktılar, 5 gündür sıra kadem bastılar. Denizli'de 9 Haziran'dan bu yana haber alınamayan iki genç için endişeli bekleyiş sürüyor. 19 yaşındaki İsmail Yalçın'la 17 yaşındaki Hasan Akköse'den haber alamayan yakınları kayıp ihbarında bulunmuştu. 8-8.30 civarı evden benim arabayı almış gitmiş. Aradan yarım saat geçti, tekrar aradım, telefonları kapalıydı. Allah'tan ümit kesilmez diye bekliyoruz öyle. Arama çalışmaları gençlerin araçlarıyla en son görüldüğü Serinhisar'da yoğunlaştı. Jandarma arazide gençlere ait iki cep telefonunu parçalanmış halde buldu. Aynı yerde kan izlerine de rastlandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda taşla doldurulan bir su kuyusunda da iş makineleriyle arama başlatıldı. Kayıp gençlerin yakınları aramaların yapıldığı noktada fenalık geçirdi. Çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı. Kırıkkale'de bir düğün, düğünde bir kavga. Kavga başlamış, bitmiş neyse ya da bitmemiş demek ki, öyle anlaşılıyor ki. Sonra kavganın taraflarından birisi alıyor arabayı, davetlilerin üzerine sürüyor. İşte o anlar. Gittiği düğündeki davetlilerle tartıştı. Taksiyle insanların arasına daldı. Hem evlenecek çifte hem de düğüne katılanlara kabusu yaşattı. Kırıkkale'de bir kişi katıldığı düğündeki diğer davetlilerle tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüdü. Düğün sahipleri alkollü olduğu iddia edilen şahsı ve iki arkadaşını geldikleri taksiyle göndermek istedi. Ancak taksinin sürücü koltuğuna oturan şahıs hırsını alamadı. Aracı bir anda kalabalığın üzerine sürdü. Olayda biri bebek, dördü çocuk, 20 kişi yaralandı. Saldırgan kaçmaya çalışırken park halindeki bir araca çarptı. Davetliler onu ve arkadaşlarını yakaladı ve darp etti. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ankara'da bir sürücü park yerinden çıkardığı otomobiliyle önce bir kadına çarptı, ardından da bir iş yerinin vitrinine daldı. Ona ait bir güvenlik kamerası kaydı var, onu izleteceğim size. Bir de bir motosikletlinin kamyonetle çarpıştığı an gelecek ekranlarınıza. Kaldırımda yürürken otomobil çarptı. Garip kaza Ankara'da meydana geldi. Meral Demir park halindeki otomobilini hareket ettirdi. Ama nedeni bilinmez, yola çıktıktan sonra da direksiyonu kırmaya ve gaza basmaya devam etti. Otomobil tam o esnada kaldırımda yürüyen bir kadına çarptı. Sonra da kadını da önüne katarak bir iş yerinin vitrinine çarptı. Vitrin parçalandı. Kendisine araç çarpan kadın yere düştü. Çevredekiler hemen yardıma koştu. İlk işleri el frenini çekmek oldu. Sürücü Meral Demir, araçtan inip telaşla yaralanan kadının yanına koştu. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Meral Demir gözaltına alındı. Bursa'da yaşanan kazada ise bir motosiklet ara sokaktan çıkan kamyonete çarptı. Yere düşerek motosikletle kamyonet arasında sıkışan sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Garip durumların içerisindeyken şaka yapmazsanız iyi olur. Çünkü bu şakanın neye mal olacağına dair bir haber göstereceğim şimdi size. Evin kapı kolu bozulmuş. İşte evin kapısından giriş çıkış yapamayınca pencereden çıkmaya çalışmış adam. Komşuları onu orada pencerede görünce ne yapıyorsun demişler. O da çay içiyorum demiş. Hani dese belki de hani kapım bozuldu, tahliye için pencereyi kullanıyorum falan, belki yardım edecekler. Ama öyle pencerede yakalandığında çay içiyorum cevabını verince... Bunu dövmüşler. Tabii haksız yere dövmüşler ama artık olmuş. Kapı kolu bozulunca gece geç saatte su borusundan inmeye çalıştı. Hırsız zannedilip dövüldü. Gece saat 02:20 sularında baktık şu sarı görünen yerle giriş katta bir arkadaş, yani tanımıyoruz. Camdan yukarıdan aşağı inerken bizim annem evden duyuyor. Ayağı demirleri takılıyor. Bir genç yakınının İstanbul'daki evinde tek başınaydı. Anahtarı da yoktu. Evden çıkmak istedi ama kapı kolu bozuk olduğu için açılmıyordu. Su borusundan inmeye başladı. Demirleri takınca annem de çıkıp soruyor. Sen kimsin, nesin? Ben diyor işte çay içmeye geldim buraya. Annem diyor bu saatte çay mı içilir? Gencin bu şakası ona pahalıya mal olacaktı. Onu gören ve kim olduğunu soran kadının oğlu Ali Dikmen olup biteni duydu. Genci yakaladı ve darp etmeye başladı. Gece geç vakitte pencereden aşağı indiği için burada hırsız zannedilip darbedilen kişi aslında hırsız değildi. O ev sahibinin yeğeniydi ve kapının kilidi bozulmuştu. O da çareyi pencereden aşağı inmekte buldu. Darp edilen genç çareyi kaçmakta buldu. Yakalanmadı, biraz darbe de oldu. Mahalleli karakola durumu bildirdiğinde gerçeği öğrendi. Genç ev sahibinin yeğeniydi. Ali Dikmen genci darp ettiğine, genç de verdiği çay içiyorum yanıtına bin pişman olmuştu. Taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı. Şimdi sizi çiftçi muhtarla tanıştıracağım. Aytaç Kurnaz yine memleketin en enteresan adamlarını bulmakta mahir olan Aytaç Kurnaz. Bunu da gitti buldu sizin için ve konuştu. Olay şu, muhtar dededen babadan kalma 3 dönüm bir yeri var. Daha evvel toz toprak içerisindeymiş. Orayı tarım arazisine, bostana çevirmiş. İşte kabak, salatalık, biber, domates neyse ekiyor. Ve oradan ürün elde ediyor ve bu elde ettiği ürünleri de maliyetine mahalleliye dağıtıyor. İşte çiftçi muhtar. Güzel bir salata olabilir. Salatadır, kabaktır, patlıcandır, biber, domates. Burası toz toprak dümdüz bir yerdi. Muhteşem olmuş. Yani say say bitmiyor. Börülce, taze fasulye. Çalıştı, didindi, mahallenin ortasına sebze bahçesi yaptı. Sulama sistemini kendi elleriyle kurdu. Yeşeren ve olgunlaşan sebzeleri komşularıyla taze taze paylaştı. Dedeniz çiftçiydi. Siz de devraldınız, mahalleye kazandırdınız bunu. Aynen, yani bu ihtiyaç sahiplerine de burada yetişen ürünleri veriyoruz. Burası Tuzla Evliya Çelebi Mahallesi. Evlerin arasındaki bu alan yaklaşık 3 dönüm. 25 yıldır burası bomboştu ama muhtar seçildikten sonra bu 3 dönüm araziye her şeyi ekti. Mahalleli buraya geliyor, ellerinde poşetler oluyor ve bakın burada taze taze neler topluyor. Merhaba. Merhaba. Ne topluyorsunuz? Yaprak.
Yaprak ne yapacaksınız onlarla? Sarma yapacağım çocuklara. Herkes gelebiliyor mu? Dolabında neyi eksikse alabiliyor. Ücretsiz bir şekilde. Peki neler var? Bakın bu seranın içerisinde ilerliyoruz. Burası salatalık serası. Hatta olmuş. Bakın taze taze mis gibi kokan salatalıklar. Karalahana. Bakın dalından şimdi koparacağımız biber. Kahvaltılık biber. Pırıl pırıl bu tarlada yetişen ve mis gibi kokan dalından koparılmış maydanoz. Mısır ve de bakın nane. Zor olmadı mı bu kadar bunlarla uğraşmak? Zor ama seviyoruz, bu işi seviyoruz. Bakın damlama sistemleri var, ileride kuyu var. Damla damla gelen su buradaki sebzeleri canlandırıyor ve hepsi taptaze oluyor. Alanın çevrilmesi, alanın planlanması oldu. O planlamadan sonra işte o ekim ve dikim aşamasına geçtik. Yetiştirmek, emek vermek çok değerli. Bu değeri de biz insanlarımızla paylaşalım istedik. Mahalleli ellerinde poşetlerle günün her saati buraya geliyor. İhtiyaç duyulan sebzeyi dalından taze taze koparıp alıyorlar. Nasıl, güzel mi buradaki salatalık? Çok güzel, tazecik. Koy dolaba, bir ay beklet, hiçbir şey olmaz. Mis gibi kokuyor maydanoz. Gerçekten öyle. Tadı taze nasıl? Dalından çok güzel. Güzel ürünler verdi bahçemiz. İhtiyaç sahibi bir teyzemiz için geldim buraya. Onun eksikleri var. Onu tamamlamak için ürün almaya geldim. Karalahana alıyorsunuz galiba. Mahalleli durumdan çok memnun. Mevsimine göre en taze ürünleri gelip alabilmenin, dalından kopartabilmenin rahatlığını yaşıyorlar. Gelip kopartmaya zamanı olmayanlara ise özenle toplayıp evlerine kadar bırakıyor muhtar. Bu iyilik zinciri mahallede büyük takdirle karşılanıyor. Karpuz mevsimi başladı ve tabii içinden ne çıkacağını bilmediğimiz meyvelerin başında geliyor karpuz. Alıyoruz, eve götürüyoruz, yarıyoruz, bakıyoruz kelek çıkmış. Yapacak bir şey yok. Ya onu o haliyle yiyeceğiz ya da artık zarar ziyanhanesine yazacağız. Oysa arkadaşım Yavuzhan Caner bu işin peşine düştü. Dedi ki ben bu kelek karpuzu yemem. Ne yapayım, ben bunu nasıl iade edeyim diye işin hukuki tarafını sizin için araştırdı. Hakikaten... Kelek karpuz ayıplı mal sayılıyormuş. Meğer iade hakkınız varmış. Çöpeler yer iadesi yok zaten. Kelek karpuz ayıplı mal sayılır. Karpuz mevsimi başladı. Çoğumuz karpuzun iyisini tokatlayarak bulabileceğimizi zannetse de yanılabiliyoruz da. Tam olgunlaşmamış, rengi soluk ve tadı olmayan karpuzlara kelek karpuz deniyor. İşte o karpuzlardan biri size denk gelirse ne yapmanız gerekiyor? Götürdük, evde kestik, baktık kelek çıktı. O halde satıcıya gidip seçimli katlarımızdan dilediğimizi kullanabiliriz. Değişimi de var, iadesi de var. İkisi de var. Parasını isterse parasını veririz. Karpuz isterse karpuz iade ederiz. Yani nasıl gönlü olursa. Bu tür karpuz ayıplı mal statüsünde. Yani aslında karpuzun kötü çıkmasını kabullenmek doğru değil. Yani o insan o karpuzu geri getiriyorsa o karpuzu almak zorundayım veya parasını iade etmek zorundayım. İade ederiz. Aldığımız yere iade ederiz. Ne yapabiliriz? Peki satıcı kelek karpuzun iadesini kabul etmezse? Sorununa çözüm üretilmemesi halinde hakem heyetine fiş veya faturasıyla başvurarak bedel iadesini talep edebilir. Aldığım yerin fişini aldığım için tekrar iadesini isterim. Mücadele ederim yani. Seyyar satıcı ya da pazardan alınan karpuzlarda fiş verilmeyebiliyor. Bu da itiraz durumunda iadesini zorlaştırıyor. Bu açmaza girmemenin yoluysa karpuzu bildiğimiz, tanıdığımız satıcıdan almak. Rusya'da yavru bir boz ayının kafası metal bir benzin tenekesine sıkıştı. O yavruyu o halden kurtarmak hiç de kolay olmadı. Yemek ararken kafasını metal benzin tenekesine sıkıştırdı. Kurtulmak için çabaladı ama olmadı. Yavru ayının yardımına bölgeden geçen sürücüler yetişti. Görüntüler Rusya'nın Yakutistan bölgesinden. Durumu fark eden sürücüler korksalar da yavru ayının yanına gitti. Tenekeyi tutarak çıkarmaya çalıştılar ancak ayı tepki verince kaçtılar. Bu kez çareyi ayıyı bağlamakta buldular. Onu hareketsiz kılmak için halatla bariyerlere sabitlemeyi başardılar. El birliğiyle tenekeyi tutup ayının kafasından çıkardılar. Sürücüler araçlarına kaçarken özgür kalan ayı da ormana doğru uzaklaştı.
Çok kısa bir ara bu aradan sonra veda için yeniden burada olacağız. Diğer mevzularınızdan saygıyla ayrılıyoruz. Nasipse yarın akşam yeniden burada olacağız. Türkiye ve Dünya gündemini ekranınıza getireceğiz. Şimdilik hoşçakalın efendim. Sevgiyle.